Allah'ın adıyla şeytanı recim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dediğim gibi kader yapacaktık ama yetiştiremedim haritasını. Bismillahirrahmanirrahim. La yesemeune ilal melail ala ve yukzefune min kulli canib. Duhuran ve lehum azabun vasib ila men khatifete khatefete fe etebehu şihabun sakib ve leka zeyenne sema dünya bima sabiha ve cehenne rucumen li şayatin. Sadakallahu nazim. Nefesi aldınız. Ayetini okudum. Dersimizin konusu. Hoşuma gitti, tevafuk ettim. İlim terakki ettikçe bu alem-i şehadet, kafir olsun, Müslüman olsun fark etmiyor. Şeyde diyor değil mi? İspirtizma 258, şu andaki hatırladım, çalıştım değil. 258 sözlerde sanat ve fenin imtizacından ve hassasiyetinden ortaya ruhaniler çıkacak. Yani sanat, mesela yazılım. Yani beşer sanatı daha ince olursa, daha ince olacak. Bir de fen incelişiyor. Kazıyorlar. Kazıyorlar ama yani maddeyi kazıdıkça şöyle bir inkarcıların şeyi vardı. Hep derste zikrediyorum da. Yine bir zikredeyim. Biz mektep okurken atom maddenin bölünebilir en küçük parçasıydı değil mi? Ondan sonra daha bir şey yoktu. Orasıydı. Zındıklar davalarını şuna bina etmişlerdi. Vallahi iddia ettiğiniz ahiret ona bir alamet olsa, küçük bir alamet olsa, ona intikal edeceğiz. Bir alamet olsa biz de ihtimal vereceğiz. O yolu açacağız yani. Ama ilim terakki etti etti. Gidiyoruz gidiyoruz. Bir yerde duruyor. Ondan sonrası yok. Nedir o? Atom. Elektron. Proton. Ondan sonra yol yok ki diyor. Yani aklıma ufak bir pırıltı ver diyor. Bana diyor Levent. Yani pırıltı ver ya, ufak bir şey ver de ben o matkapla deleyim o çapı, o ufak deliği büyük yapayım diyorlardı. Gerçi okumuyorlardı, biz de bilmiyorduk tabii kuantum fiziğini. Kuantum fiziği ne yapmış? Atomu rafa kaldırıyor. Atom altının daha karmaşık, daha harika, daha mükemmel ve maddenin bittiği yerde her şey bitmiyor. Daha cami, daha külli, daha umumi. Bu buradayken burada değildir. Bak bu buradayken burada değildir. Ama kuantum fiziğiyle alt tarafa indiğin zaman her şey her yerde. Bunu fizik söylüyor, din değil yani bu. Her şey her yerde, her şey her şeyle alakadar. Yani fizikle metafizik arasındaki ilişkiyi söylüyorum, su buz ilişkisidir. Odun nur ilişkisi gibidir, odun. Nuru alırsanız odun yok. Yani fizik de metafizik. Ahiret aynı böyledir. Fizik, metafizik, dünya ve ahiret aynı böyledir. Yani tevafuk etti Ahmet bizim dersimizde zaten onu konuşuyorduk. Şimdi cehalet bir ademi bir örtüdür. Ben ders yapmadan önce bir mukaddeme yaparım. Çünkü çalışıyorum kardeş. Size daha faydalı olmak, daha kısa bir saatte daha fazla bir şey almamıza vesile olsun diye. Çalışıyorum, notlarım var böyle. Okuyacağım yeri yansıttı, görüyorsunuz. Burası değil yani. Burası değil. Ahiretin üzerine örtülmüş tenteneli perde ama metafizik fiziğe ne kadar yakın? Bu suya ne kadar yakın? Ceset ruha ne kadar yakın? Yani ahireti başka yerde arıyoruz sanki. Ruhu bedenin dışında arar gibi. Ruhu nerede arıyorsun yani?
Peki abi nasıl bulacağız? Ya kendinden haberin yok ki yani. Ruh denince ne anlıyorsun yani? Merhametler, şefkat. Ahiret nerede? Merhametin neredeyse bedeninde, ahirette dünyanın orasındadır. Ruhun bedenin neresindeyse, adavetin, kinin, nefretin, hissin, latifen, sevgin, bu mahalliyettir yani. E nerede yani bu alemi keşfedemedik? Şunu keşfettikçe, taşındıkça içeriye doğru bu çözülüyor. Mesela bakın sima. Sima, bakıyorsun ona adam sim, adamın ruhunu görmedim ya. Suratı kapkara diyoruz değil mi? Yani sima ruh ilişkisine kadar doğru orantılıdır. Hiç şüphe yok değil mi? Gözüne bakıyorsun, simasına bakıyorsun vesaire. Aynı, ruhundan hiç şüphe yok. İşte dünya ahiretin simasıdır. Ahiret de dünyanın ruhudur. Yansıyor işte. Dünya burası yüzdür ya, yüz. İki yüzü ya, iki yüzlü. Nasıl ki ruhtaki bakıyorsun çakal adam, iyi bir adam, temiz adam, görmedim ya. Ulan şu adamın gözüne bak ya, en gerekliliğini gibi sokuyor ya. Niye farklı arkadaş? Atom aynı şeyi yiyorlar, aynı sofradalar. Onun yediğiyle bunun yediği sofrada aynı. Böyle büyük çocuğu büyüt, 20 yaşında. İkisi de aynı şeyi yesin. Aynı eğitimi ver okula. Aynı hoca. Bütün şartlar aynı. Sima aynı olur mu? Abi diş etkenler. Soruyorum. Kabil'le Habil'in hocaları mı vardı? Kabil'le Habil'in hocası mı vardı? Öğretmen mi vardı? Toplum mu vardı? Sosyal yapı mı vardı? Nasıl hemen katliamı yaptı? Nasıl hemen tilkilik yaptı? Cehalet ademi bir örtüdür. İlim ne kadar aralarsa ademi, sen içinde oluyorsun yani. Bir yere gitmiyorsun. Ahirette zahirde ruh gidiyor. Zahirde ruh gidiyor. Huvel evvelu vel ahiru ve zahir vel batın. Zahirde gidiyor. Hakikatta ruh bir yere gittiği yok. Çünkü bak bir misal vereyim ustattan. Halde miyiz şu anda? Şimdiki zamandayız. Bak ne diyor? Biz bir yere gidiyor muyuz? İstikbal diyor, hale uğruyor, maziye dökülüyor. E kimlere gidiyor ki? Bize uğruyorlar. Ona ait bir yer okuyayım size de. Garibinize gidecek herhalde. Bak. Ondan sonra dersi tuhaf bir alemdeyiz mesela. Hoş bir alemi, bil kıymetini, bir de eline geçmez. Bak. Her şey biraz felsefi gibi yani böyle ama düşünen insanlar da var aramızda, onlara olsun. Her şey bir yerden, her şey bir yerden bulunduğu yere gelmiş. Gelmeyeceğine göre bulunduğu yerde yoktur. Ahiretin ne kadar üstü açılırsa o nispette Allah zahir oluyor. Ahirete yakınlık aslında Allah'a yakınlığın ifadesidir. Lezzet neredeyse sende, ahirette senin orandadır. O alemleri alemi şahadet örtmesine misal, senin cesedin, aklın, ruhunu, hatta hayatı, latifelerini nasıl beden örtmüş ve gizlemiş? Bunun gibi. Madem geçmiş ve gelecek yok. Ahiret gelecek. Hayır, geçmiş. İkisinin bütünlüğü. Bak, madem geçmiş ve gelecek yok. Hüzün, o zaman hüzün de yok, korku da yok, endişe de yok. Yani adam diyor ki gelecek yoktur. Gelecek yoksa korku gelecektir, endişe geçmiştir. O zaman neden korkuyorsun ki? Madem gelecek yok, neyin planını yapıyorsun? Hani var ya sındığım bir tanesini demiştim. Kader dedi, icraat yapıyor. Elimizi kolumuz bağladı diyor. Bizim bir şeyimiz yok ki. Öyle mi falan neyse. Geçiş dedim, hiç ses yapmadım. Biraz konuşturayım şunu dedim. Ne iş yapıyorsunuz öyle? Ben dedi Çatalca'ya geldim. Bir diyor falan. O kader konuşmayı bitirdik. Kenara koyduk. Dur bakayım şunu bir şey yapayım dedim. Dedim niye geldiniz?
Ben dedi temizlik malzemesi, epey oluyor 5-6 sene, 10 sene var. Temizlik malzemesi satacağım. Dükkan araştırması yapayım. Bakayım gider mi gitmez mi, ne kadar dükkan var falan. Plan yapıyorum dedi yani. Dedim ya gelecek yok ki dedim. Neyin planını yapıyorsun? Kader zaten senin işin planını yapmış. Kararı vermiş. Sen madem kader hükmünü vermiş, senin iraden yok. Senin dedim neyin araştırmasını yapıyorsun? Sen dedim oturmak kaldı senin. Oturacaksın böyle. Kader ne vermişse onu olacak. Neyin araştırmasını yapıyorsun? Madem geleceğin planını yapıyorsan o zaman kaderin bağlayıcılığına inanmıyorsun demektir. Kader hakikaten bağlamışsa, ne yazmışsa, öyle olacaksa o zaman otur. Ne oturmuyorsun da Çatalca'da başka temizlik malzemesi satan var mı? Ne kadar gider? Nereye açayım? Neyin planını yapıyorsun? Geleceğin planını yapan geleceğin varlığına inanandır. Korku geleceğe aittir. Geçmiş alakası yoktur. Nedir o? Geleceği yorumlayamamaktır. İşte ölüm korkusu ondan geliyor. Peki geçmiş nedir? Ha, keşke ya. Demeseydim, yapmasaydım. Nereden dedim ya? Lan nereden verdim şu? Nereden imza attım şu lanet olası falan? O geçmişte ne var? Elem var. Şimdi geleceğe bakıyorsun. Korkunun unutmayın. Ne de yönü gelecektir. Gelecekten korkular diyoruz da. Lan Allah Allah ne yapacağız? Ya bir tansiyon olsa ne yapacağız şimdi evde ya tek başına? Villada oturuyor ha? Altında Mercedes var. Tamam ama kalp krizi geçirsem ne araba kullanabilirim? Allah Allah ne olacak? Ya gelirse? Bak gördün mü daha bir şey yok. Korkma. Ama bir Allah'a tevekkül ve teslim olsa mesele bitti ya. Yani. Peki. Biraz da birkaç tane kelime mukaddeme yapayım. Ondan sonra devam edeyim. Zaman ve mekan mahluktur, yaratılmıştır. Zaman dehr, Denizli, Edirne, Hatay, Rize. Dehr esmasına dayanıyor. Zaman mahluk olduğunda nisbidir. Yere ve harekete göre değişir. Trende olanın, uzay gemisinde olanın, ayda olanın, burada olanın zaman anlayışı farklılaşır. Algısı falan değil, uydurukça şey kullanmayın. Algı değil, anlayış. Anlayışı. Bunları kaldırırsanız zaman ve mekanı, o zaman her şey her yerdedir ve her şeyle alakadardır. Zaman ve mekan mahluktur. Çık bakayım mahlukiyetten. O zaman zaman ve mekan yoktur. Zaman ve mekan olmayınca ne nerededir ki? Her şey her yerdedir. Yani ruh nerededir? Bedenin. Ayağımın dibindedir, kafanın tepesindedir. Yani üzülür müsün? Ya ne iş yapar? Sıraya koyar. 100 trilyona yakın hücreyi bir anda farklı farklı işler yapar. Fabrikaya elektrik girdi. Binanın girişinde. 1000, 2000, 10.000, 100.000 tane cihaz var. Bir anda hepsini çalıştırır mı? Çalıştırır. Birisi kaynak, birisi keser. Birisi çarpar, birisi öldürür, birisi aydınlık yapar. Birisi ameliyatta kullanırsın. Elektrik nedir peki? Nerededir? Fabrika neresindedir? Her yerindedir. Tipi yoktur. Aklı falan yok. Ve tartamazsınız, göremezsiniz. Ama hiç kimse de inkar edemez. İnkar edene tutturursunuz, gebertir. Affetmez yani. Zaman mahluktur arkadaşlar. Zaman mahluktur. Mekanın altındadır, içindedir. Mekanı şöyle yapıyor. Bir nehir akıttığını düşünün. Ben oraya kamyonlarla saman koymuşum. Saman. Kalın yani. Şu kadar kalınlıkta bir saman var. Yani suyu görmüyorsunuz. Ama dere akıyor. Siz o samanı nasıl görürsünüz? Ooo şekillenir, evrilir, çevrilir. Çok kalın olduğu için su gözükmüyor. Tamam mı? Öyle kabul edin. Şekil alıyor saman. Öyle oluyor, böyle oluyor, şöyle gidiyor, böyle gidiyor. Allah Allah, ulan cinler mi yapıyor bunu? Ne oldu ya bunu? Şeytan mı yapıyor? Demez misin? O şekil işte atomdur. Şekil alan dünyadır. O nehir için üstad zaman diyor. Zaman nehri diyor. Alttan maddeyi, alttan öyle anlıyoruz. Aslında maddenin altı derken içi, dişi hep aynı. Yani elektrik kabloya, bu kablonun neresindedir? Altındadır, üstündedir. Yani odunun neresinde nur var veya duman? Altındadır, üstündedir, sağında solun. Öyle bir şey yok. Ha? Bardağın içinde su var ama odunun içi yok. Odunun içinde nur yok, öyle denmez. Odunun içi dersen odun ayrı, nur ayrı olur. Bardak ayrı, su ayrı gibi. O ayrı, o ayrı. İşte
Odun da nur ve duman var. İki zıt yapının dişe vuruş. Neyse okuyacağız. Bir alem okuyacağın için biraz fazla durdum. Okuyacağım mevzuyu hayal edin şimdi. Çok kaliteli bir de olacak. Gördüğünüz gibi yansıtılıyor, gözüküyorsunuz. Hepinizin eline kitap vermiş oldum. Böylelikle Sungur abinin meşrebinde ihya etmiş olalım. Değil mi? Herkesin eline kitap veriyordu rahmetli. Doğru mu yapıyordu? Çok doğru yapıyordu tabii. Ben de her kim hepsinin eline kitap versem, kitap evim olması lazım. Aa, size yansıtıcı. Neyse, şaka bir tarafa. Kuantum fiziğinin konusu bu zaten. Burası ile orası arasında doğrudan ilişkilidir. Artık fizik, metafizik ikisi bir içindedir. Yani bu odunu kazıyınca şey çıkıyor değil. Yani bu bardağı ortadan kaldırınca su çıkıyor değil. Metafizik fiziğin olduğu yerdedir. Ayrı bir yerde değil. Fizik neredeyse, yani buz neredeyse su oradadır. Buzun içerisinde su yoktur. Niçin? Buzdan suyu alın, buz yoktur. Buzdan suyu alırsanız. Çünkü su cevherdir, buz sıfattır. Nereden biliyoruz? Buzdan suyu çekince buz yoktur. Ama sudan buzu alırsanız su vardır. Demek ki buz, kar, dolu, buhar suyun sıfatıdır. İşte fizik neredeyse metafizik oradadır. Dünya neredeyse ahiret oradadır. Yani ahiret dünyanın bitişik tarlası değil. Dünyanın inkişafından olacak. Yani buradan çıkıyor. Ruhun neresinde, bedenin neresinde ruh varsa dünyanın orasında ahiret vardır. Alemler oradadır. Yani metafiziksiz fizik olamaz. Susuz buz olur mu gibi. Efendim, neye benziyor? Aynadaki güneş. Güneşin, bak aynadaki güneş, aynadaki güneşin ne aynısı ne gayrısıdır. O da, biz de şeyimiz, şey olmasın diye, yanlış tabiri olmasın diye, öyle tamam. Onu artık dersek ortalık biraz karışır. Karışmaması için karıştırmamak lazım. 281. Aynadaki güneş. Ayna ruhtur. Şems ezeli güneş, aynada gözüken de gözükendir. Aynada gözüküyordur. Ona ne aynıdır ne gayrıdır deniliyor. Evet. İşte bu iki temsil gibi. Onları okumuş kabul ediyoruz. Ayet okuduk ya. Tamam mı? İyi misiniz? Sessizlik başladı. Çok güzel bir konu. Semavat memleketi, öteler. Yani konuya dahil olabilirsiniz ya. Keşke şurayı da deseydi. Ya şunu sorsaydım. Demeyin. De şimdi. Çünkü artık size güveniyorum. Patavat, paldır küldür. Artık buraya gelenler şuurlu insanlardır. Mülk de melekut beraber işlendiğini biliyor. Öyle şeyler çıkmıyor. Yani katkısı olan, hakikaten bu keşke burası da izah edilse, şurası veya şu misalde olur mu? Aynen alabilir. Çünkü ben şeyi çok severim. Çok iyi bilirsiniz onu. Müzakereli, beraber işlemeyi çok severim. Böyle tıngır tıngır gitmeyi, kim olursa olsun. Takıldın takıldı bana kamyonuma. Bindim bindim. Bilmedinse böyle dalinamın. Öyle değil yani. Size karanlık hakkında bir şey. Teneffüs ettireyim size. İki gün önce miydi? Cenaze ben hangi gün gittim? Perşembe. Perşembe miydi? Evet. Perşembe. Cuma akşam. Bugün cumartesi. Perşembe. İki gün. Biraz böyle şeyliğim var ya benim. Baktım kabire iniyor. Hem yakınımdı. Seyrediyorum böyle. Bir zevkimi anlatayım. Şöyle hiç alakası yok ya. Acayip bir alem ya. 18 bin alem hakikaten vurup geçiyor ya. Bir tuhaf, senin iradene, ihtiyarına bakma. Yeter ki kalp biraz gaflette olmasın. Yani vurup geçiyor. Ne oluyorsa, nasıl oluyor? Hiç alakası yok. Alakasız bir zemin. Mezara bakıyorum. Dedim acaba şimdi açılsa da görsem ödüm patlar mı, bir şey olur mu falan. Şöyle daldım, mezara bakıyorum. Hiç böyle dalmışken bir ses.
Dedi ki İslamiyet niye büyüktür? Allah İslamiyet niye büyük? Ne alakası var ya? Dedim ben dur bakayım ne olacak ki kim soruyor? İslamiyet niye büyüktür? Öteki taraf dedi ki en küçük şeye hükmettiği için büyüktür. Dedim Allah Allah. Yani bir güneşi düşün, dağ vuruyor, şeye iğneye vuramıyor. Ya ben oraya nasıl vurayım, oraya girilmez. Yani İslamiyet'in hükmetmediği bir şey var mı? Tuvalet adabını anlatan hiçbir öğreti yoktur. Hiçbir dinde yoktur. Felsefede yoktur nasıl tüküreceğini, nasıl yürüyeceğini. Özel hayatında yoktur. Karl Marx'ta nasıl tüküreceğim var mı? Tuvalete nasıl gireceğim var mı? Böyle bir şey yok. Yani İslamiyet niye büyükmüş biliyor musun Levent? Bu Levent. Niçin en büyüktür? Çünkü en küçüğün hükmettiği için. Bu hiç benimle de alakası yok. Ne için şimdi de söyledim onu da bilmiyorum. Mesum. Abdullah. Bana vurup geçtikleri gibi ben de vurdum geçtim. Ne işine yararsa, kime yararsa al. Ya bilmiyorum yani şey anlatmaya çalıştım da beceremedim galiba. 18 bin alem sana rağmen çalışıyor. Hiç alakasız böyle. Allah Allah diyorsun değil mi Ahmet uçakta falan? Bakıyorsun, seyahat ettiğin için söylüyorum. Bu niye geldi ya? Bu neymişsi ya? Veya bu halet nedir ya? Bu korku nedir ya? Nereden çıktı ya? Evam, kardeşim alemler ziyaret ediyor seni. 18 bin alemin hulasası değil misin? Tuhaf. Nereye bakıyorum ne çıktı? Semavat memleketi payitaht ve merkez itibariyle gayet uzak olduğu halde arz memleketinden insanların kalplerine uzanış manevi telefonları olduğu gibi semavat alemi yalnız alemi cismaniye bakmıyor. Belki alemi ervahı ve alemi melekutu tazamun ettiğinden bir cihette perde altında alemi şahadeti ihata etmiştir. Yani ahiret alemi dünyayı ihata etmiş. Dünya ahiretin üzerine perde gibi gözükürken aslında alemi şey alemi şahadeti ihata etmiş. Alemi gayb. Alemi gayb. Alemi şahadeti ihata etmiş. Yani bir menzilli gibidir ahiret. Ahiret alemlerinin, ruhaniyet aleminin, metafizik alemlerinin bir şubesi, bir gezinti yeridir burası. Yani çok ilginçtir. Biraz ilmini kazırsan, biraz derslere geliyorsun ya. Enfusu takıla takıla hakikaten dünya dünya değilmiş ya. Burası burası değilmiş hakikaten ya. Özür abi doğru diyordu. Dedi ki Hasan dedi ya. Böyle husus zevkine. Bazen karıştırıyorum. Orası mı burası, burası mı orası? Deliler bölgesine hoş geldiniz. Öyle derler adamı. Hakikaten mayın tarlası ya. Burası mı orası? Yoksa orası mı burası? Gündüz ortası Geylani geliyor, geziyorlar. Kendisi öyle. Çünkü hayatı arayan, marifi geliyor, hayatı Abdülkadir Geylani'ler var. Yani 3 kişi Hayal ismine mazar. Mematlarından sonra da icraat yapıyorlar. Buna Üstad Ricalul Gayb diyor. Burada tasarruf ediyorlar diyor. 200 kaçtı? 249 muydu? Kastamonu. 237 miydi? Ricalul Gayb. Tasarruf ediyorlar. Bir de ebdallar var. Aptal değil ha. Ebdal. Burada iken oraya geçiyorlar, nüfus ediyorlar. Bedel. Evet. Bedel. Dağ. Aptal değil ya. Dağ. Burada iken oraya tasarruf ediyorlar. Ricalul gayb ise oradalar, buraya gelmişler, burada tasarruf ediyorlar, yaşıyorlar gibi. Kim bunlar? Şualar 121'de diyor ki, bunlar diyor insani berzahtırlar diyor. Burayı orayı, orayı buraya bağlayan tüneller, koridorlar gibidir diyor. Ben bak bu kafayı yiyeceğim ya, en iyisi su içeyim. Ne acayip bir şey ya. Ahiret artık böyle tefekkür ede ete, bura insan hepten şeyini geliyor ya. Yolları açık yani abi değil mi? Yol açık. Abi bazı duygularımızı böyle çok aşırı derecede mesela sevinmek veya çok aşırı derecede üzülmek ahiretin esintisi midir? Yani oraya açılan pencerelerin biraz fazla aralanmış. Böyle bazen olmuyor mu ya tabii böyle düşünüyorsun tekken böyle tefekkür ederken böyle sevesin geliyor yani. Sanki hissediyorsun. Tabii ya böyle ne bileyim ya şaşırıyorsun da yani burada olduğunu. Çünkü böyle bir zevk olamaz yani. Dünya cinsinde böyle bir zevk yaşanamaz. Olmaz yani. Bilmiyorum ben.
fazla zevklerin çeşitlerini ama böyle zevkler olamaz yani. Böyle bilmiyorum. Tuhaf yani. O kadar keyif veriyor ki bu sefer yani. Evet. Alemi ervahı, alemi melekutu tazamun ettiğinden, alemi ervahı, alemi melekutu tazamun ettiğinden bir cidden perde altında alemi şehadeti ihata ediyorlar. Alemi şehadet. Acayip bir şey ya. Odundan nasıl çıkartıyorsunuz nuru? Nasıl çıkıyor? Yakıyoruz. O ilk yaktın, ondan sonra ne oldu? Ne acayip bir şey ya. Hakikaten tuhaf olacak ha oralar. Zaten oralar derken zaten burada mısın ki? Burası müstakil değil ki. Bunun sağ, solu, altı, üstü neresi ki? Müstakil mi zannediliyor burası? Arkası, önü, altı, üstü yok mu içi dişi? Senin yok mu? Altın, üstün, sağın, solun. Bu dünya ahireti neresinde ki? Abi peki Sırat Köprüsü neresinde? Nerede? Şimdi yani söylesem beni buradan indirirsin aşağıya. Ha, seni bildiğin ahiret, ahirette ahiret köprüsü. Sana şöyle söyleyeyim, seninle bir şey kadar söyleyeyim. Soru burada soruluyor değil mi? Evet. Soru burada soruluyor. Cevap nerede veriliyor? Yine burada. Burada nerede soru soruluyor? Evet. Mesela bugün öğleyin sana soru sordular sınıfta. Bir hafta sonra başka okulda cevap yazdı. Olmaz. Soru soruldu yani. Arkadaş burada soruluyor. Esnafsın. Tam bir saf bir çocuk geldi, bir kadın geldi. Sana şu anda Allah soru soruyor. Parası var. Aldatmaya çok müsait. Aldatıyor mu? Allah'tan korkuyor musun, korkmuyor musun? Aldatıyor mu? Soru burada soruluyor. Geldi oradan açık saçık. Geliyor internette bir site. Bakıyor musun, bakmıyor musun? Soru soruldu. Baktınsa bakmadığı yazılmadığı için, yazılmayacağı gibi bakmadın da baktı yazılamaz. Peki kabirdeki mükennekir ne yapacak? Yazılı okuyor canım. Sana diyor gece 11.30'da internette bir dosya geldi. Tamam diyor, sana hitap ediyor orada. Bak dosyada yazıyor, tamam. Yazılı bir. Bakıyor musun, bakmıyor musun? Aferin lan, bakmadım. Böyle yazıyor. Yazılı kağıdını okuyor. Soru burada soruluyor. Sırat köprüde burada böyle düşün. Orada uygulaması var. Köprün burada. Bakalım bu kadar köprülerden geçip de buraya gelebilecek misin? Bakalım bu kadar sokaktan, flörtten, işte falan yerlerden, köprülerde makin geçebilecek misin? Köprü burada kurulmuş kardeş. Hak batıl arasında köprü kurulmuş. Burada geçemeyen ne Sırat Köprüsü'nden bahsediyor? Hani diyorlar ya peygamber. O doğru, o doğru, o doğru. Sırat Köprüsü'nün karşısında. O zaman ne diyorlar ama kılıçtan ince, kılıçtan şey, kıldan ince, kılıçtan keskin falan. Dünyada da o zaman sünnetleri onun bizi karşıda beklediğinin şeyidir. Evet. Hatta cehennem değil mi? Cehennem, bildiğimiz cehennem. Cehennemden beterdir dünyadaki cehennem. 8 tane sıfat var. Şey 7 tane, 8 tane. Lemaat'ta sözlerin sonunda 744'te. Arkadaşlar soru burada soruluyor. Cevap burada veriliyor. Sırat köprüsü burada kuruluyor. Bunlar hakikatleri, orada mahiyetleri suretleri sana gösterecek. Yani yazılı kağıdı orada okunuyor. Gel bakalım. Ya Sırat Köprüsü'nü gördün mü? Bak ne biçim Sırat Köprüleri var. Geç hadi oradan. Hadi maç var, ders var. Geç bu köprüden hadi. Tamam. Bir sürü kuyulardan geç bakalım üzerinden. Bir sürü internet siteleri var. Geç bakalım. Televizyon kanalları var. Evde kimse yok. Annem baban misafirliğe gitti. Çanak anten dünyaya çıkıyor. Hadi geç bu internet şeyi, Sırat Köprüsü'nü. Geç bu Sırat Köprüsü. Bir imkan geldi. Abinle ortaktın. Oldu da. 3 tane fırınız var. Abin vefat etti. Güvendi. Ortada bir maldı. Yani tapu mapu yoktu. Gelin kaldı ve yeğenin kaldı. Hiç onların haberi yok. Abinin ne var? Yani sizin onlara işte ufak tefek de ev kirasınızı parayı veriyorsun. Diğerleri sana. Sırat Köprüsü bak neredeymiş. Geç bakalım hadi Sırat. Tam bir fırsat. Sırat Köprüsü. Başka bir Sırat Köprüsü yapayım. Arabadasın. Kimliği takmıyorsun. Taktın böyle iyi bir yağmur yağdı bile. Kuyu var. Bir çaktın kuyuya. Çoluk çocuk geçiyordu kadın eve. Üstlerinin hep bir kadın. Sırat Köprüsü burada.
Ha tamam, gaflet oldun. İleride sağa çekip gelip elini ayağını böyle şey yaparak özür dilerim, bilerek yapmadım. Ona delilim, durmamdır. Affedin, hakkınızı helal edin dedin mi? Ha, Sırat Köprüsü'nü geçti işte. Sırat Köprüsü bu. Orada uygulaması. Vicdan, yazılı burada. Vicdan söylüyor değil mi abi? Evet, hepsini söylüyor. Oldu da benim ondan söylüyorum. Sen onun için mi durdun dedi. Vallahi onun için durdum. Niye durdun? Vallahi yanıyorum dedim vicdanım. İstersen dedim yıkamayama, istersen elbisenin parasını vereyim dedim. Samimsin. Aferin lan delikanlı dedi. Unutmuyor. Bunun için durdum lan. Helal olsun lan. Böyleysen yeter ki o. Tabii ki akas olmadığını gösteriyorsun. Ama çok fena kızmıştım. Bak ne oldu? Sırat Köprüsü'nü geçtim. Ha orada ne olacak? Burada geçtiğim şey. Yani Sırat Köprüsü alışılmadık bir şey değil. Yaşanan hayatın içerisi ya. Ha. Bu hangi makamda söylüyorum? Huvel evveluhu meyve. Şey çekirdek. Huvel ahiruhu meyve. Zahiruhu ağaç. Batinuhu sistem. Yani her batının zahirisi var. Her batının da zahirinde batınısı var. Mesela ortaya çıkmış bir ağaç, zahir. Batınısı var. Batın var içeride, zahirisi de var. Yani bir içinde yani içe girmiş. Ahirette dünya böyle yani. Acayip bir şey ya. Bu hafif böyle hani şöyle bir misal vereyim. Eskide vardı. Konturlu telefonların karta şey alıyordunuz ya, kontur alıyorduk. Kontur alıyorduk, yüz kontur. Burada bir yazı vardı ama tırnakla kazıyacaktınız. Ondan sonra sayı çıkıyordu, yüklüyordun. Yani bana ahiret şöyle geliyor. Şu kart dünya, kazdığın ahiret. Ha, kazıyorsun ufak. Ama baktın yazı çıkıyor. Boş. Onu şifreyi yüklüyorsun, geçiyorsun öteye. Ya kazıyorsun bir şey değil. Derste kazıma ya böyle. Aa Allah Allah. Civciv çıkıyor mesela değil mi Yunus Hanım? Böyle bir şey olur mu yani? Böyle hiç gözükmüyor. İlk defa görürse burada ne çıkar? Kim ihtimal verir? Ahirette böyle bir şey işte. O kadar zevk yani. O kadar iç içe. Artık alıştınız siz ahireti burası. Hiç merak etmeyin ya. Nikel mekile alıştınız. Bak eğer dediğim gibi çıkmasa bana orada hesap sorarsın. Nikel mekil karşınıza dikilecek. Size aynı şöyle diyecek. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk. Allah Allah sana bir anlatıyordu ya. Tabii tabii bizden anlatıyor. Biz de onu biliriz. Siz de. İyi gel bakalım. Gel hoş geldin. Niye bana şey yapıyorsun? Bak ben sana hesap söylemiyorum. Sen zaten hesabı biliyorsun. Şimdi Allah'ın rahmeti. Sen sonsuz, ezeli ve ebedi bir aleme geldin. Sonsuz aleme geçecek. Kabire girdin. Kim karşılayacak? Allah seni karşılayacak da bir kırmızı halı sevecek sana. Şey kimse karşılamadı. Gittik ha, hiç kimse yok. Ne kadar korkunç bir şey oldu. Dur ya. Oo, hoş geldin kardeşim. Nasılsın? Bir su içer misin? Gel buraya bayağı yorulmuşsun. Demesini bekleriz lan. Nükel mükel budur ya. Müslümana budur. Mübarek arkadaş diyor zaten. Ustad öyle diyor. Mübarek iki arkadaş diyor. 11. mesele. Nerede? 11. Desene Levent ya. Beni terletiyorlar burada. Onlar geldikten sonra hararetlendi diyor. Nurlandı. Nurlandı. Kabir dağ. Kafede çay içiyorsun. İki arkadaşın geliyor gibi anlatıyor Ustad. Hararetlendim diyor. Nasıl? İki arkadaş diyor. Mübarek iki arkadaş. Mübarek arkadaş geldi diyor. Kabrim dar, karanlık soğuktu diyor. Aydınlandı, ısındı, genişlendi diyor. Onlar geldi. Bak gelin kapatmadı ki orayı. Oo Sait hoş geldin dediler. Ne diyecek ya? Ben Allah ile aram kötü değil ki. Namazımı kılmışım, orucumu tutmuşum. Dava gibi. Nükkan mekibar ne diyecek? Oo hoş geldin diyecek başka şey. Yani, lüksü yok ki ya. Daha ilerisi de var. Azrail diyor. Cidden sevmeye başladı. Ciddi sevgi biraz da tabii aşka doğru gidiyor. Normal sevgi demiyor. Bak ciddi kelimesini kullanıyor. Cidden Azrail'i sevmeye başladım. Biz Azrail deyince çocuğa bile koymayız. Azrail buraya geldiğince Cebrail var da. Şimdi Cebrail var, vahiy gelir zannedeyim. Şeyleri yıkıyor. O korku tabularını yıkmış ustalık. Ya. Maalesef. Maalesef din adına namaz kıldıracağız, cehennemle tehdit ediyoruz. Para toplayacağız, Allah ile tehdit ediyoruz. Sanki Cumhuriyet savcısı sanki Cenab-ı Hak. Zaten öyle diyor abi. Herkesi titreten ve dehşet veren Azrail namını zikretin bakayım. Cümle bu. Duyuyor musunuz? Sevdim böyle adamı. Risale'den söylüyor lan. Dehşet veren. Hep Yusuf mesela öyle miydi? Size bir müjde de söyleyeyim. Dini anlatırken hep sevdiren, Allah'ın merhamet ve şefkat ve kucaklayıcını yapan bir insan düşünün.
Böyle Allah anlatıyor. Bu insan kabirde bunun zıddıyla muamele eder mi Allah ona? Zaten burada bildiriyor abi. Allah bize sözü olarak. 14. Ramazan'da diyor. Seni rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Ya. Bak o cümle nasıl bildiriyor Allah sevgini? Sevgisini rahmetiyle bildiriyor. Sevdiğim, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Bak, bir insan düşün ki Levent, Allah'ı sevdiriyor, ahireti sevdiriyor. Allah'ı sevdirmiyor, ahireti sevdirmiyor. Artık ibadet zevk olur. Sıkılırsın yani. Delilsizsiniz. Şimdi sevdiren, Allah sevilen, ünlü kelmekin arkadaş, iki mübarek arkadaş, böyle anlatan bir insanı düşünün. Yani Allah'ın haşa şanına yakışır mı? Bu insana İddia ettiği, anlattığı siz Allah'ın tersiyle Allah muamele etsin. Allah ya bu, duyuyor şimdi. Beni böyle anlatıyor, ben buna adım atar, bana bir adım nasıl atarsan, ben sana onu adım. Şimdi Allah sevdiriyor, şey yapıyor, aşk gibi, bu da Allah gadapla tecelli ediyor, muamele ediyor. Olur mu ya diyeyim? Korkan korkutur ya. Zaten burada cevabını verdiği söylüyor, bildiğini bildiriyor. Neyle? Rahmetiyle. Yani şimdi o 14. zaman ikinci vatan var ya, Besmele Vahsi. Orayı dikkat okudun mu? Ya. Aslında orada biraz Allah'ın çok şefkati, merhametini bize bildiğini anlatıyor. Ya. Elhamdülillah ya. İyi ki Risale var ya. Evet abi. 113 tane surede Rahman ve Rahim ismiyle başlıyor zaten. Şöyle başlayabilirdi. Yani ilk. Bismillahirrahmanirrahim yerine. Bismillahirrahmanirrahim. Ben kar ve muntakimim. İflanınızı keselim diye başlayabilirim. Aslında burada bir sevgisini ilan etme var burada. Evet ya Allah. Her sürenin başında sevgisini ilan ediyor. Allah değil mi? Öyle bakmak lazım. Biraz batın tarafıyla. Oh. Keyif veriyor. Hani sevgililer der ya, seni seviyorum diyor. Allah da o makamda biz tabi o sevgili değil de böyle biraz... Öyle öyle. Şey, aynen öyle. Şey yapmıyor tabi çünkü. Tamam. Hem alemi bakiden ve dar-ı bekadan olan cennet dahi, bak, hem alemi bakiden ve dar-ı bekadan olan cennet dahi, hadsiz uzaklığıyla beraber yine o daire-i tasarrufatı perde-i şehadet altında her tarafta nurani bir surete uzanmış yayılmış. Her yerde var cennet. Her yerde. Her tarafa yayılmış. Şuradadır cennet yok. Allah Allah. Ya kardeşim. Ya abi ne olacak? Ya senin kalbinde Allah taayyum ve teşahhus ediyor mu? Cennet nerede kaldı ki? Cennet senden düşük. Cennet hizmet makamıdır. Hizmet edilen bir yerdir. İnsana hizmet sunulan yerin adıdır. Hizmet alan kim? İnsan. İnsan üstündür. Zaten insandan yapılmış. Oralar insanın gölgesi. Cennet insanı bekliyor. İnsana hizmet edecek. Kime? İnsana. İnsan daha kıymetli. Ya isteyene ver onu diyor. Bana seni gerekir. Ya cennet nerede olacak abi? La Allah neredeyse cennet orada olur tabii ya. Allah her yerde ilmi iradesi kudretiyle değil mi? Zatıyla değil. Ben kainata sığmadım. Mümin kulun kalbine sığdım demiyor mu? Cennet nerede olacak ki daha? Allah sığdıktan sonra cenneti daha şey yapar mısın ya? Allah ya, Allah ya taayyum ve teşahhus ediyor. Ama nerede? İman ehline değil. Sır iman sahibine, sırrı tevhid sahibine. 9. sayfa, şualar 9 ve 10. Yani şunu diyebilen. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in diyebilene. Tevhid demiyor, sırrı tevhid. İman demiyor, sırrı iman. Bir sır var. Girdin mi imanın içerisine? Tamam. İman sana girerse bir şeyler yaptırır. Şunlar bunlar yap. Ama sen imanın içine girersen oldun. Cennet üstü bir şey ya. Evet. Kaşın. Çok daha kaşınırsın. Bir daha söylüyorum. Bir daha okuyorum ya. Bugün durum iyi değil yani biraz. Hem alemi bakiden ve dar-ı bekadan olan cennet dahi hadsiz uzaklığıyla beraber, hakikati bu, yine o daire-i tasarrufatı perde-i şehadet altında her tarafta nurani bir surete uzanmış, yayılmış, sani hakimi Zülcelal'in
hikmetiyle, kudretiyle nasıl ki insanın başında yer, şimdi izah ediyor. Yani büyük kainatı şöyle düşünün. Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Arş, bütün alem böyle. İnsan gibi düşünün. Şimdi o alemlerin insanda nasıl tasarruf ettiğini, nasıl beraber bulunduğunu örnek veriyor. Nasıl diyor bak, nasıl ki insanın başında yerleştirdiği duygularının merkezleri ayrı ayrı olduğu halde. Şu kafaya yerleştirmiş bir sürü nihayetsiz duygular var. Neresinde? Her yerde. Yani acayip bir şey. Sonsuz, sonlu yerde. Yani şeye benziyor. Odundan çıkan nur her yerde özelliğine sahip ama bir yere konmuş. Çıkan kilosu yok ama bunun kilosu var. Acayip değil mi ya? Garip değil. Yani tuhaf değil mi? Sebep sonuç ilişkisini yıkıyor. Kilosu olandan kilosuz çıkıyor. Bir anda bir yerde ama bundan çıkan her yerde. İki zıt yapı bir yerde. Felsefe bunu izah edemez ki. Sebep sonuç ilişkisi yok. Dumanla nur. İkisi zıttır. Aynı yerde nasıl olur? İnsanda da böyle işte. İman küfür böyledir. Ruh ceset böyledir. Bak ne diyor? Senin yaşadığın dünyadan sana dünyadan ahireti gösterecek. Senin yaşadığın bedendeki hayatınla sistem, işleyen sistemle dünyada nasıl ahiret var? Ama abi varsa niye hissetmiyoruz? İşte dedik ya cehalet adimi bir perdedir, örtmüş. Allah ile bile uzaklaştırmışlar bizi. Ulaşılmaz. Tövbe canım. Haşa. Belki benim için şöyle diyorlar. Ulan ne meczup mudur? Demediklerini zaten bırakmadım. Felsef mi diyorlar? Meczup diyorlar. Güzel şeyler diyorlar onu demiyorum da. Hep olumsuzluklar söylüyor bana. Ya arkadaş Allah'ı kendimizden uzaklaştırmışız yani. Tövbe ya. Duvar olmuşuz. Yani uzaklaşmaz da biz kendimizden mahrum olmuşuz. Oysa Cenab-ı Hak 70 defa günü değil mi? Kulunu ziyaret ediyor. Latife-i Rabbani Allah'a zevk ediyor. Ben şu anda Allah şu anda senin ruhun zevk etmiyor mu? Görmüyor mu? Görüyor. Ama kör olası cehalet görmeyi göze indirgemiş. Renk ve şekli varsa vardır yoksa yok. Kulağın anladığı zevk de, gözün anladığı zevk, burnun anladığı aynı mı? Ne kadar farklı. Çanak anteni git çıplak gözle bak bakayım bir şey görecek misin? Uyduğun bir şey. Şimdi Latife-i Rabbani şu anda Allah'ı görüyor. Ne demek cesaret? Huzur var sende. Ne demek huzur? Hazır yoksa huzur da yoktur. Hazır olmayanın huzuru mu? Hazır olan zat sana kendisini ifade ediyor huzurla. Huzur oluyor sende. Huzur o demek. Hazırın sıfatıdır işte. Huzur. Ah elhamdülillah. Hadi bakalım. Abdullah akıllı ol. Bu dünyada kıymetini bil. Kıymetimizi bilin bir de gelemezsiniz. Nasıl ki insanın başında duygularının merkezleri ayrı ayrı olduğu halde. Duygular var mesela. Kuvve-i hayali, kuvve-i tasavvur. Değil mi? Akıl, işte itme çekmeler, nefretler, kabul etmeler falan bir sürü şeyler. Her biri umum o vücuda, o cisme hükmediyor. Bir duygu, insan hakim oldu mu her şey o. Bir korku saldı mı her taraf bitmiş. Bir ümit saldı mı her taraf şey, acayip bir şey. Bir tanesi bana dedi ki, ya senin dedi derslerinde hiç cehennem yok mu dedi ya. Dedi, çok kürsülere çıkan zat malum. Dedim ki, yeme lazım olduğu kadar tuz lazım. Onu da sen koyuyorsun dedim. Ben diğer malzemeleri topluyorum. Dedi ki, Nurcular hakikaten Allah'ı sevdiriyor dedi. Ve ben de hoşuma gidiyor dedi. Allah hakikaten sevilecek bir şey ya. Mesela Allah deyince insanların zihninde bana öyle geliyor herhalde. Hemen korkuyor yani. Ya bir sevgi olsa ya hakikaten ya. Ne güzel ya, iyi ki söyledin ya Allah. Ya Allah tabii canım falan. Yani ahiret deyince yani ölüm falan. Ahiret deyince hemen cehenneme aklına gidiyor. La Allah deyince niye korkuyorum ben anlamıyorum ya. Allah deyince niye korku oluyor? Hep böyle verdiler bize İngilizlerin oyunuyla. Nasıl şeyhlere şeylere girmiş doğuya. Öyle girmişler o Cumhuriyet'in şey dönemlerinde. İşte Kur'an'ı öğretirken bir şey isteyeceksen, hafızlık yaptıracaksan, para isteyeceksen, namaz kıldıracaksan ulan hep böyle korkuyla, o korku duygusunu kullanılmış. Korku tarafı bu sefer insanlardan nefret etmiştim deyince. Hep buna deli, Allah deyince ben korku geliyor ya. Niye geliyor böyle? Ben de tam tersin oluyor. Keyif veriyor bana. Ama diyorlar ki meczupları tamam kardeş. Hoş oluyor. Halk korkulacak bakan değil ki ya.
Ha, hafsız reca, recasız haf yoktur. Allah çok hoşuna bak sana nelere gelmiş. Hasan abi, ben söyleyeyim. 20. mektupta üstad diyor ki, 10. kelimede, siz cennetten bahsettiniz ya. Cenneti dahi senin için halk edebilir ve halk etmiş ve sana vaat etmiş. Vaat ettiği için elbette seni onun içine alacak diyor. Alabilir, yani alacak diye bir kesime geçiyor. Hoca nerede? Fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Doğru mu okudun? Evet. Yanlışsa düzelttim. Doğru. Peki seni cennete koyacak demiyor ki. Cennete gireceksin demiyor ki. Ne diyor? Gir. Ha? Gir cennetime. Gireceksin demiyor. Zaman gibi yok yani. Gelecek zaman gibi yok. Fi yani gir şimdi. Fi şimdiki zaman. Cennetli. Şimdi peki cehennemin cehennemi 7 tane sıfattır diyor. Cehennemden beter ihrak eder diyor. 744 söz derdi. Acayip bir şey ya. Cehennemin efendim 7 tabakası var. Boş ver şimdi girmeyelim. Rabbisini razı eden bir nefisi değil mi abi? Evet. Rabbisini razı eden nefisi için söylüyor. Cennete giriyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri buna diyor ki avamın diyor cennette beklediği o makama da fuyuzat vesaire. Havas diyor onun beklediği cenneti dünyada yaşar diyor. Rabbini memnun eden nefis tabii. Öyle langur langur yaşayan değil tabii. Nefis deyince meşer anlıyoruz. Nefsi emmare eşer. Emulime, mutmainne, raziya, natika, safiye değil mi? Mutmain olan nefis diyor zaten. Mutmain olan nefis diyor. Yani mutmain olan, bak derse geldin kardeşim, bir sürü sırat köprülerinden geçtin. Bir sürü yerlerden geçtin, nasıl şey yapacaksın ya? Ya kıldan ince değil midir? Evde kimse yok, uydu var. Girme hadi televizyon, internet. Herkes oraya teveccüh etmiş. Gol diyor, sen Allah Allah, şimdi burada oturuyorsun, sakmışsınız. Niye geldiniz buraya? Ben kaç defa diyorum, buraya gelmek zorunda değilsiniz, gelmeyin. Gene geliyorsunuz. Sırat köprüsü işte. Keyif. Ah ah. Ne kadar hoş ya. Neler. Allah size bunu vermişse, ahireti vermese bunu verir miydi? Vermek istemeseydi şunu verir miydi? Ayet-i Kerim var ya. Dünyada kör olan ahirette de kör. Evet. Dünyada kör olan orada da kördür. Evet. Orada da aynı şeyi kullanıyor. Evet, hatırladım ayeti. Evet, her tarafta nurani bir surette uzanmış yayılmış. Sani Hakim, Hakim-i Zülcelal hikmetiyle, kudretiyle nasıl ki insanın başında yerleştirdiği duyguların merkezleri ayrı ayrı olduğu halde her biri umum o vücuda, o cisme hükmediyor ve daire-i tasarrufunu alabiliyor. Öyle de bu insan ekber olan kainat dahi. Tamam. Yani bir aynı sistem çalışıyor. Yani kainatta Allah'ın dışında gaybler, alemler ve alemler görmek mi istersin? Bu işte. Bu. Hiçbir şey dallak budaklarına. Şu insan kainatı suradır. Kainat nedir? İnsan ekberdir. Değil mi? Aha bu. E neyi görüyorum? Cennet, cehennem hepsi kainatta şeceri hilkatı yok mu? Burada da var. Burhan, bunalım, depresyon, panik, kabz, dehşet, vahşet, üzücü, korkutucu şeyler. Cehennemin sıfatları. Bizde tıbak tezahür ediyor. Cehennem işte. Cehenneme girdim işte. Surur, neşe, bast. Böyle saadet, oh neşe, huzur. Of, bu da bast. Cennetin diyor. Alametini gösteriyor. Yani ne diyor? Öyle de bu insan ekber olan kainat dahi, yani insandan girdi. Kafaya yerleştirilmiş. Ama zahir bu. Ama nihayetsizlikler burada. Yani cehennemi bahsedeyim size. Bir cehennemi. Benim hiç meşrebim uygun değil ama. Burada adam böyle bir korku aldı. Aha sana cehennem. Ne yapacaksın cehennemi? Her şey dar. Hayat bitmiş. Sevk yok. Tamam mı? Panik ya. Kafa. Korku işte. Öleceğim. Ölüm korkusu. Bir kuyuya indin mi? Doktordan aşıyorsun. Doktor da orada. O doktordan o doktora. O doktordan. Cennet işte. İbrahim'i ateş değil miydi? Nemrut'un ateşi değil miydi?
ya. İbrahim'i ateşe attılar. İbrahim ateşte nasıl kurtuldun? Hangi sıfatı vardı? Şefkat ve tefekkürle sıyrılıyorsun. Bu cehennemden öyle çıkacaksın. İşte aynı ya. İnsanda nasıl cari ise kainatta da böyledir. Bak, insan ekber olan kainatta dahi mütedahil, birbirine girmiş kafa gibi, birbirinin içine girmiş, birbiri içinde bulunan daireler gibi, metafizik buradan çıkarttım. Binler alemleri ihtiva ediyor. Dimak gibi. Ahiret alemlerinin kökleri yukarıdadır, dallar aşağıda. Aha kök. Kök işte. Aynı. Cennetteki ağaçların dünyadan tersidir. Dünyada aşağıdan yukarıya büyür. Ahirette cennetteki ağaçların kökleri yukarıda, meyveler aşağıda. İnsanı saracak. Ha işte kök. Ha dallar. Dalları düşün. Ayağa bak. İşte cennet ayağının altındadır annenin. Herhalde tabii orada olacak. Kafasının üstüne olmaz ki. İki çekirdektir zaten. Bir tanesi dedi ki böyle ders yaparken mi yerdi? Abi dedi ya ölesi, ölesim geliyor dedi ahirete. Lan zaten ölmeye gerek yok, zaten ölüyorsun şurada, öldün yani. Şu anda nefis ister mi bu ortamı? Böyle konuşma ister mi? Yok. Ölmeden önce ölünüz bu işte. Nefsin isteklerini reddetmek, ölmeden önce ölüyorsun. Öldükten sonra daha niye öleceksin? Ölen zaten nefismiş. Hayvan imiş. Ölen hayvan imiş. Küllü nefsin zaten. Ruh ölmeyecek. Zaten nefsi öldürdüm. Nasıl öldürdüm? Burada ne işiniz var ya? Saf mısınız? Buraya niye geliyorsunuz arkadaş? Nefis ister mi bunu? İstemez. Nefsi öldürdüm şimdi. Şimdi ölüm gelse kim ölecek? Zaten ölen ölmüş. Adam asılmış. Hadi 2 senesi de var, ceza verilir mi? Böyle bir şey olur mu ya? Bitmişler mi? Ölmüşler. Zaten ölmüşsünüz. Şimdi bu akşam, dün akşam ahirete geçseniz, sizi gömseniz, gömseler, sizi geri gönderseler ne olur? Bugün ne yapardınız? Bugün... işte geldin işte. Aynı şey. Ben soruyorum kendime. İnan ciddi soruyor. Ya ben ölsem bugün. Ya nasıl olduysa ya ne sana istisnalı. Sen bir geri git hadi, biraz da git. Bir haftada kal. Ne yapardım? Vallahi bakıyorum. Ulan başka yapacağım hiçbir şeyim yok ya. Aynı şey yapardım ben. Yani bir farklılık da görmüyorum ha. Ne yapacağım ki? Belki biraz daha... Çay fasıllarında, şeylerde biraz daha zaman doldurduk ama o kadar ya. Ne yapacağım başka? Ölmeden önce öldünüz yani. Yani dur. Ölsen, dirilsen ne yapacaktın? Onu yapmaktır ölmeden önce. Ölme. Başka ölmeden önce izah ediyorum. Sünnet-i seni yaşamak başka kişiyi yaşamaktır. Kendini yaşamamaktır ölmeden önce ölmek. Sünnet-i seni yaşamak kendini yaşamamaktır. Öldün işte. Ha tamam. Böyle denna bile Abdullah. Siman bile değişti lan senin. Geldiğin zaman şey gibiydi falan. Siman acayip oldu da demek zorunda kaldım. Ulan biraz günah işleyin, günah. Simanız biraz kararsın. Allah Allah. Kapatmayın simalarınızı. Hoşuma gidiyor. Allah hoş değil mi? Şey yapar mı? Karartır mı? Sen kaç defa görüşüyoruz seninle? Evetim olmaz. Harap olsun. Tamam. Daha çok görüşeceğiz demektir. İyi ki risaleleri tanımışız. Elhamdülillah. Ben de böyle tıkır tıkır ders yapmak istemiyorum. Beraber kaynaşmak istiyorum sizi. Risaleleri tanımasak. Dumandık duman. Yemin ederim. Duman. Yani size fazla gelmiyor. Siz etrafınızda, iş yerinde vesaire çalıştığınız yerdeki insanların durumuyla alakalı. Ben sizin gibi binlerce defa evlendim. Binlerce defa dostlar. Yani çevre. İnsanlık yanıyor ya. Ustada da sirayet etmiş. Sıkıntı diyor. Bana da sirayet etti diyor. Kastamonu değil mi? Kaçtı? 249 mu? 60. He? 260 mıydı? Bana da sirayet etti diyor. Her derdimizin dermanı olan diyor. Risale-i Nur'u okuyarak imanınız artırın diyor. Değil mi? Sıkıntı. Yani acayip olmuş. Huzur bakar bu. Allah Resulü'nün ifadesi burası neymiş biliyor musun burası? Neymiş burası? Cennet bahçesiymiş. Mübalağa yapar mı tövbe? Ha işte kardeş. Ne olacak? Dünyada bundan daha ilerisin ne var ki? Ne o istiyorsun ki? Bu kadar olur da kardeş. Oh. Ne acayip iş. Şimdi ölsen öldüğünü hatırlamazsın. Yok ki öyle bir şey. Zaten ölmüşsün.
anlatmıştım bir tane WhatsApp'ta paylaştım, bir hasta ziyaret ettim de. Ya dedim, tanıyorduk. O dedim, nasıl öldü? Ya sordum oğluna dedi. Onu biliyorduk. Adamı sordum. Adamı sordum ben. Tanıyorduk. Ya dedim, öldü dedi. Dedim ya nasıl oldu? Ben de oğluna sordum dedi. Nasıl? Baba ne oldu? Baba, oğlu da dedi ki rüyada gördüm babasını. Babasına demiş ki baba nasıl öldün ya? 4 kişi hastanede yatıyordunuz. Bak WhatsApp'ta şey geçiyor. Benim tespitim vardı ama bu realiteymiş. Baba demiş, ben hastanede siz yatıyordunuz koğuşta. Ben çıktım, bir su getirecektim, geldin öldün. Nasıl öldün hemen kaş göz arasında, hiç çıkın oldun. Nasıl öldün diye rüyada soruyor babasına. Babası diyor ki oğlunu, oğlum tanıdık, sen tanımazsın eskilerden diyor. Birisi geldi dedi, tanı. Aa baktım bizim tanıdık dedi ya. Oradan girdi dedi, hastaya baktı böyle. İtemesim öte bir ses yok. Ona gitti dedi, ikinciye. Bir de girdi. Üçüncüye geldi dedi, ona baktı bir girdi. Bana geldi, çok da hoşuma gitti dedi. Üstündüm, benim zaten tanıdık, şaşırmadım. Bana bir girdi, yani bir işaret etti. Takıldım arkasından dedi. Kapıdan çıktım, o kadar başka bir şey anlamıyorum dedi. Hiçbir şey anlamadım dedi. Hani size diyordum ya. Bak en çok sevdiğiniz bir simada Allah Resulü'nü veya ustad veya benim, ne bileyim, diyelim ki beraber imtizaç etmişiz. Sizi ben, şimdi yatıyorsunuz veya dersin, şey dersin, Azrail gelecek. Sevdiğiniz simada gelecek. Ben mesela Erdinç. Aa ben senin evine geldim. Aa Hasan abi ne yapıyorsun? Niye geldin? Nereden geldin? Ne yapıyor falan? Der misin? Geldim. Lan Erdinç ne yapıyorsun? İyiyim abi ya. Çayın var mı? Var abi. Ya kalk bir dolaşalım da şey. Tamam abi. Ondan sonra Hasan abi geldi. Zeytinburnu'dan sana. Bir çay. Tamam. Çıkmanın adıymış dünyadan çıkmak. Ondan, aa çıkmış mı? Kapıdan çıkıyor ceset bu. Böyle olacak. Evet böyle olacak. Öyle diye yazdın abi. Tesellidar diyor. Ne diyor? Bu 11. meselede. Ne diyor gene? Tesellidar. Tesellidar diyor. Azrail Aleyhisselam. Arkadaşlar geliyor. Tesellidar diyor. Azrail Aleyhisselam için diyor. Mükemmel ekil için olması. Mükemmel ekil için. Teselli yani, diyor. Tesellidar diyor. Sevimli bir hayat hissettim diyor. Yani bunu o kendi tabii müşahedeti orada. Tesellidar. Kim teselli verir? En sevdiğin dostun, arkadaşın verir. Sana yakın olan. Çünkü en korudun emanetin ona işte teslim ediyorsun. O zaman rüya gibi ya. Gelmiş ya. Gelmiş evet, yani şu anda olmaz mı? Şu anda. Şu anda. Şu anda gelmez mi? Şu anda kaç kişi var abi burada? Şaka bir tarafa. Bir ara iki kişi vardı. Vefat etmiş derste. Fakat derste vefat ettiğini bilmediği için geçen hafta gömüldü. Bu hafta da aynı devam ediyor. Kıyamete kadar derste olduğu için hep derste olacak. Ders bitmeyecek, kıyamet kopacak. Allah Allah ne çabuk koptu, ders bitmedi. Ve vefat etmiş. Geçen hafta cenazesini kıldık. Adam burada. Yüzüne bakıyorum. Vefat etmiş diyorum. O başkalarına veriyor hala. Şu anda sizde olduğu gibi. Biz onları göremiyoruz, onlar bizi görüyor değil mi? Görüyor. Ama yani böyle sen yani işte böyle oturuyorsun. Geçen hafta cenazeyi kıldık. Adam öldüğünü bilmiyor ya. Şakası yok ki. Bu hafta da aynı adam. Nerede gitmişse orada. Öldüğünü bilmiyor ki. Cenazesini kılmadı ki kendisi. Allah diyor ya, öldü demeyiniz diyor. Hasan hocam biz onları göremeyeceğimiz için boşuna bakmayalım. Onlar bizi görüyor, biz onları göremiyoruz. Ondan sonra bir de bak, tuhaf taraf, etrafına bakıyorum, kimdir acaba? Oysa kendisi. Abi görebiliriz ya, şu alar 330. 330, ne var şu alarda? Orada söylüyor, Hamzal abiyle söylüyor. Evet, gelirler diyor, selamını alırlar diyor, değil mi? Selam göndermeye gerek yok diyor. Barın 67'de var. Orada ölülerle muhabere. Ölülerle muhabere. Musafa diye bir kelime geçiyor orada. Allah Allah. Fazla tamam abi. Fesubana. Cümleyi bitireyim o zaman. Fesubana başım döndü vallahi. Binler alemleri ihtiva ediyor bu kafa. İnsan da böyle. Kainat da böyle. Onlarda ceyran eden ahvalin ve hadiselerin külli ve cüziyeti, hususiyeti ve azameti cihetiyle medar-ı nazar olur. Yani o, şuraya geçeyim.
Ama bakmıyordunuz da değil mi? Ancak dikkatinizi çekti. He? Ulan ne biçim adamlarsınız ya. Sınava gittik ya. Hakikaten ya. Vallahi çok güzel bir yerdir. İnanın ya. Harika bir yer, yemin ederim ya. Allah met ediyor. Allah aşağı şaka der mi? Tövbe estağfurullah. Hulfu vaat eder mi? Allah diyor mu orası acayip? Bulbule hiç benzemez. Bir su bardağı kadar benim nazarımda değeri yok diyor. Olsa diyor kafirler bir bardak su vermezdim. Dünyaya ne diyor biliyor musun? Zindani dünya. Allah Allah. Olur, hakikaten ahiret çok güzel olacak. Ha. Niye peki korkuyoruz? Gitmedik de ondan. Daha önce gitsek hemen gitmek isteriz. Ben bir rüyamda görmüştüm. Ahiretin üstü böyle açılsa ne olurdu diye merak ettim. Ahiretin o güzel ve cazibiyetini görseler herkes intihar ederdi. Etmesinler diye kabirle, kefenle falan toprakla ahiretin üstü örtülmüş ki kalsınlar burada iş yapsınlar. Yoksa hemen herkes atlayacaktı. Ulan bir kız için intihar eden cennet için intihar etmeyecek mi? İllaki zorlar. He? Ne? Yani bir kız için intihar eden ediyor ya, orada milyonlarca kız var yani. Ya. Toplu intihar olurdu vallahi. Şimdi huriyi gören bir insan, bu hadis-i şerifte geçiyor. Huri seni görüyor. Diyor ki, sen sahibin ya, sen onun eşisin. O seni görüyor. Bir harama bakınca Allah Resulü söylüyor. Haşa, yalan şaka der mi tövbe? Diyor ki, ağlar yumruk kadar yaş akar diyor. Onu bana mı tercih ettin diyor. Yani ben senin eşinim, bekliyorum burada diyor sabırsızlığa. Ne zaman geleceksin? Evde bekleyen hanım gibi. Ve vallahi Resulullah söylüyor, billahi söylüyor. Bilmem. Yumruk kadar diyor yaşlar akar. Harama baktığın zaman bir genç diyor ki, onu bana mı tercih ettin? O kadar kıskanıyormuş. Evde bekleyen eşin sana kötü davrandığı zaman bile o oradan kızıyormuş. Oradan kızıyor. Diyor ki yazık sana kesin diyor. Sen bu kocana ki benim de kocam niye böyle davranır? Yazık sana diyormuş. Ama haklıyken haklıysın. Evet. Ama altına şer düştüm. Haklıysa dedim. Ya. Allah Allah. Huri zannediliyor ki sırf erkekleredir. Oysa size misal vermiştim. İnsanı en çok rahatlatan anasıdır. Ana cinsellik midir? İşte bu huri bütün cennetin bütün aksamına cami olduğu için rahatlatan, konuştuğu zaman ferahlatan, ümit veren, şefk veren. Mesela ana sana bir elini sürdüğü zaman ne kadar zevk alıyorsun. İsterseniz anası sağ olanlar gitsin bir anasını bir duasın bak. Oğlum diye sarıldığı zaman, ablan sana sarıldığı zaman cinsellik midir? Huri de böyledir hepsini. Ya ne kadar hoş olacak. Cümleyi bitir. O azameti cihetiyle medar-ı nazar olur. Yani o cüzler, cüzi ve yakın yerlerde ve külli ve azametler, külli ve büyük makamlarda görülür. Fakat bazen cüzi ve hususi bir hadise büyük bir alemi istila eder. Hangi köşede dinlenilse o hadise işitilir. Ve bazen de büyük tahşidat düşmanın kuvvetine karşı değil, belki izar haşmet için yapılır diye devam ediyor. Mesela şeytanın kabri büyük böyle dehşeti falan gösterilmesinin sebebi niçinmiş biliyor musun? Bak kabir dehşet şöyledir böyledir. Bazen de büyük tahşidat düşmanın kuvvetine karşı değil, belki izar haşmet içindir. İnsanın büyüklüğünü göstermek için insanı böyle karşılama. Mesela şöyle bir misal vereyim kapatayım. Fabrikayı size aldılar. Fabrika işçileri gibi para alıyorsunuz. Ama hiç kimse size iş vermiyor. Orada elin arkada dolaşıyorsun. Hiç kimse muhatap olmuyor. Şefe gidiyorsun arkadaş bana benim işim ne? Söz yok. Lan manyak mısınız? Deli misiniz ya? Bana bir şey. Sıkılmaz mısınız? Aylarca volta atıyorsun. Herkes tezgahta çalışıyor. Senin tezgahın yok. O para sen rahatsız olmaz mısın? He? Tabii ya psikolojim bozulur ya. Dalga mı geçiyorsun benimle ya psikolojim bozulur. Tabii bir işi bırakmış kimse sana iş vermiyor. Ha, kabile girdi kimse yok. Ne yapacağız ya kim? Allah Allah ya dur ya. Ne olacak birisi gelsin de karşılasın. Allah da karşılattırıyor işte. Bu kadar şey güzel. Peki. Oraların tahşidatı gösterilmesi diyor. Niçinmiş? Düşmanın kuvvetine karşı değil. Oranın dehşeti sana dehşet vermek için değil. İzar haşmet için yani senin büyüklüğünü göstermek için.
cinayetin büyük, hasenin büyük. Bütün alemleri taşıdığın içindir. Yani ufak bir çekirdeğe iğne batırıyorsun. Ne oldu abi? Koca 300 tonluk çınar ağacı gitti. Abi nasıl gitti? İğne batırmanı. Olur mu ya? İşte günah öyledir. Ruha batırılan, yani çekirdeğe batırılan iğne neyse, günah da ruha batırılan iğne böyledir. Geri günahlar böyledir. Efendim? Geri dönüşü var mı abim? Var. Yanlış işte bu çekirdeğin yok. İğne batırdın bitti. Koca çınar gitti değil mi? Gelecek çınar. Ama mesela zahirde desin ki, bak hiç çınarı görmemiş oradan çıkanım. Ya bu var ya koca 300 tonluk çınar azamet şey olacak. Bak sen onu yok ettin. Lan ne yok ettim iğne? Evet iğneyle yok ettim. Bazen bir tıklamada bilgisayar müslüm. Bak bazen bir tıklamada bak bilgisayarcı ya sistem çöküyor diyor. Değil mi? Ha, peki geri dönüşü var şu. Hani bilgisayarda şey var ya bilgisayarcının sistemi geri yükle. Tövbe var ya istiğfar. Allah'ın en büyük güzelliklerinden bir tanesi bana, yani günah ve sebabı sabit yapmamasıdır. Yani yaptın yaptın, tamam bittin şimdi, Allah bilmem neyini verdi, değil. Çelik gibi değil. Günah değişebiliyor. Tövbe değişebiliyor mu? Kimse, ya Rabbi tövbe, şey, sebap yaptım, sebaplar değişmiyor. Ya Rabbi o sebaplardan tövbe ediyorum, sil. Kim derim? Bir tanesi öyle dedi de, abi dedi günahlar siliniyor, acaba sebaplar siliniyor mu? E sen istemedikçe silinmez herhalde. Yani adam kaldırır, ya Rabbi namaz kılmıştım onun sebebini sil ya Rabbi. Olur mu? Öyle manyak olur mu? Zaten onu silinmez çünkü kafa yok. Ha, günahlar tebdil edilir. Yani ediliyor. Übedullah seyyati masana 23. sözde söylüyor, istidat-ı kabiletten bahsediyor. Evet, peki. Bu akşam da böyle simet suplumuza verin işte kusurlarımızda olursa da affola. Allah iki cihanda aziz eylesin. Amin. Cenab-ı Hak kusurlarımızı affeylesin. Nesillerimize İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Hazreti Ali huzur istedi. Huzur için Allah'tan hangi esma ve sıfatından şefaatçi yaparak hudam yaratılmışsa ona huzur için. Bizi de erba-ı habiseler, mevad-i şeriler, cinler ve şeytanların defi için ya Rabbi İmam Ali'nin hangi esma ve sıfattan hudam istemişse o esma ve sıfat hatırına bizi de huddamlara yaratmayı nasip eyle ya Rabbi. İki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Hizmet imaniye Kur'aniye'de daim kayım saim eyle. Hizmet imaniye Kur'aniye'de sadakatla, ihlasla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı keba ile devam etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Müslümanlara ittihad İslam'ı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Müslümanların hastalarına şifa, dertlilerine deva, borçlarına eda nasip eyle ya Rabbi. Evlerinde kızlarına, çocuklarına hayırlı eşler ve yuvalar nasip eyle ya Rabbi. Dertlerini bertaraf eyle ya Rabbi. Bize kim nasıl dua ediyorsa Allah'ım ona öyle muamele et ya Rabbi. Vahir davahu menilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.